Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videomuzda Glacial Power marka 650 wattlık güç kaynağını inceleyeceğiz. Glacial Power ülkemizde genel olarak fiyat performans oranı yüksek ürünleriyle yer alan bir firma. Bu videomuzda inceleyeceğimiz güç kaynağı da yine fiyat performans üzerine odaklanmış bir ürün. 80 Plus sertifikasına sahip olan güç kaynağı her şartta %80'in üzerinde verimle çalışabiliyor. Ayrıca son günlerde fazlaca duymaya başladığımız hibrit soğutma sistemi sayesinde üzerindeki yükün fazla olmadığı zamanlarda fanı kapatarak ekstra sessizlik sağlıyor. 12 santimlik bir fan ile soğutma yapan güç kaynağı 1. artı 12 volt hattından 25 amper, 2. artı 12 volt hattından 20 amper, eksi 12 volt hattından 0.6 amper, artı 5 volt hattından 22 amper ve artı 3.3 volt hattından 30 amper güç sağlayabiliyor. 12 volt hatlarına aynı anda yüklenildiğinde 504 watt güç çıkışı sağlayabilen güç kaynağı, artı 5 volt ve artı 3 volt hatlarına aynı anda yüklenildiğinde bu hatlar üzerinden de toplamda 180 watt güç çıkışı verebiliyor. Güç kaynağı üreticilerinin yeni modellerinde hep siyah rengi tercih ettiklerini görmekteyiz. Glacial Power 650 wattında tamamı siyah renkte. 12 santimlik bir fanla soğutulan güç kaynağının sadece kas arkasına bakan kısmı kolay hava geçişine izin verecek şekilde dizayn edilmiş. Arka kısımda güç girişi ve güç butonu yer alıyor. Herhangi bir durum ledine yer verilmemiş. Güç kaynağının güç çıkış kabloları sabit bir yapıda. Yani kullanmadıklarımızı çıkartamıyoruz. Bu kablolardan sadece anakarta bağlanan 24.000 güç çıkışı kabloları düzenli tutan bir kılıfa sahipken diğer kablolarda herhangi bir kılıf kullanılmamış. Güç kaynağı üzerinde güç çıkışları olaraksa 2 adet 8.000 PCI Express güç çıkışı, 1 adet 8.000 12 volt anakart bağlantısı, 6 adet 4.000 Monex güç soketi, 1 adet floppy güç bağlantısı, 6 adet SATA güç çıkışı yer alıyor. Evet, güç kaynağının dış görünüşü ve teknik detayları hakkında bilgi sahibi olduktan sonra şimdi bir de iç tasarımına bakalım. Glacial 650 Watt daha önce tanıttığımız Rikon marka 550 Watt güç kaynağı gibi hibrit soğutma sistemine sahip ve ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda fanı kapatarak ekstra sessizlik sağlıyor. Genel olarak fansız güç kaynaklarında ısıtmayıcı yapraklar çok büyük yer kaplarlar. Fakat Glacial'da standart soğutma yaprakları yer aldığını görüyoruz. Belki de %80 üzerindeki verimliliğine güvenilerek fazla ısınmayacağı düşünülmüş olabilir. Bunu test edip göreceğiz. Güç kaynağında yer alan 12 santimlik fan Atta marka bilyalı bir yapıda. Hız kontrollü olan fan istendiği takdirde 3200 RPM dönüş hızına ulaşabiliyor. Güç kaynağının teknik ve fiziksel detayları ardından şimdi sıra test sisteminde. Test sistemimizde işlemci olarak 4 çekirdekli Intel QX9650'yi kullandık. İşlemcimizi testler boyunca OCZ'nin Vendetta 2 işlemci soğutucusu ile soğuttuk. Anakartımız ise Foxconn'un Intel X48 Yonga setli Black Ops serisi anakartıydı. OCZ'nin Platinum serisi 4 GB DDR3 belleklerinin takılı olduğu sistemde, sabit disk olaraksa OCZ'nin 64 GB'lık SSD disklerini kullandık. Ekran kartımız ise Sapphire HD 4870'ti. Ayrıca sessizlik testlerinde Sapphire'in tamamıyla sessiz bir yapıya sahip olan HD 3850 ekran kartını da kullandık. İlk olarak güç kaynağı ses testleriyle başlıyoruz. Ses testleri için kullandığımız oda ortalama 27 desibel gürültü oranına sahip. Güç kaynağının sesini ölçerken ses ölçüm cihazımız güç kaynağından 5 cm daha yukarıda, 15 cm uzaklıkta tam arkasında konumlandırıldı. Güç kaynağının fanı tam devrede dönerken 27 desibel olan ortam sesi 32 desibele yükseldi. Güç kaynağının fanı çalışırken sistemdeki diğer tüm fanlar kapalıydı. Fan durduğunda ise 27 desibel olan ortam gürültü oranı 28 desibel olarak ölçüldü. Yani güç kaynağı fanı durduğu zaman da gürültüye neden oluyordu. Bunun nedeni ise fan kontrolcüsü. Zira fanı oynattığınızda ses tonu değişiyor. Bu ince tiz sesi sizler için kaydettik. Birazdan dinleteceğimiz ses duyabilmeniz için dijital ortamda 5 kat güçlendirildi. Eğer sıfır ses bir sisteme sahipseniz bu ses sizi rahatsız edecektir. Fakat sistemde işlemci fanı, standart sabit disk gibi bileşenler varsa ses ayırt edemeyebilirsiniz. Ses testleri ardından güç kaynağının hibrit soğutma sistemini denedik. Hibrit soğutma için test odasındaki klimayı çalıştırarak ortam sıcaklığını 25 dereceye düşürdük. Bu kışın birçok evde ölçülen ortam değeri. Güç kaynağı 4 GHz'de hız aşırtılmış 4 çekirdekli bir işlemciye ve HD 4870 ekran kartına sahip olan sistemi
Crysis oynarken dahi fanını ara ara kapatıp açarak çalıştırmaya devam edebildi. Sistem tam yük altında ortalama 251 watt güç tüketiyordu. Yani hibrit sistem için 25 derece oda sıcaklığında yük altında dahi iş görüyor diyebiliriz. Klimayı kapatıp oda sıcaklığı ve güç kaynağı sıcaklığını arttırmak için spotları açtığımız işkence testinde ise oda sıcaklığı 31 dereceye, güç kaynağı da kızgın spotlar altında 40 derece sıcaklığa ulaştı. Ayrıca sistemi de Crysis Benchmark altında tam yüke sokarak 99 kere tekrarlamasını sağladık. Bu test boyunca fan iş durmadı fakat sistem stabilitesinde de herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Ayrıca sistemi kapattıktan sonra da fan güç kaynağını 1 dakika boyunca soğuttuktan sonra durdu. Glass ile 650 watt güç kaynağı fiyat performans odaklı bir ürün ve sırf fiyatını düşük tutabilmek için üretimi esnasında bazı şeylerden vazgeçilmiş. Bunlar nedir diye baktığımızda güç kaynağının modüler yapıya sahip olmadığını görüyoruz. Ayrıca tüm kabloları bir kılıfa sahip değil. Ek olarak güç kaynağının kutu içeriği de eksik durumda. Tabii bize gelen ürün inceleme ürünüydü. Bu yüzden sizlere ayrıntılı bir kutu içeriği gösteremedik. Kutunun içinde sadece güç kaynağı yer alıyordu. Fakat internette yaptığımız araştırmalarda bazı ülkelerde yine aynı bize gelen şekilde kutudan sadece güç kaynağının çıktığını öğrendik. Yani siz de alırken sadece güç kaynağıyla karşılaşabilirsiniz. İçerisine güç kablosu dahi koyulmamış durumda. Fakat bunun yanında size sunulanlara baktığımızda güç kaynağı gerçekten sessiz çalışıyor. Hibrit soğutma sistemi işe yarıyor ve güç kaynağı 650 watt gibi birçok SLI ve crossfire sisteme yetebilecek bir güç oranına sahip. Eğer yeni bir güç kaynağı düşünüyorsanız ve sessizlik de sizin için önemli ise uygun fiyatıyla Glacial 650 watt'ı göz önünde bulundurabilirsiniz. Bu videomuzda Glacial'ın 650 watt'lık hibrit soğutma sistemine sahip olan güç kaynağını inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.